Selam Nur Agacığım, hoş geldin. Gereğin boşaldı. Gereği boşal diyorlar. Burada Perşembe günü tahkikat var. AFAD konusuyla alakalı. İki tane şey yapacaklar burada. Pent yapacaklar. Buraya bir dere üzerine. Müthiş bir çalışma var burada. Şu karşıki binadan aşağı şey inecek. Ahmet Bey'in binasından aşağı şey inecek. Ekip inecek yani. Buradan bir ekip vesaire. Böyle bir çalışma var. Sen nasılsın abi? Ne yapıyorsun? Köylerde misin? İyi abi, havada güzel. Bir iki çekim yapayım bırak, görüşürüz abi. Tamam, çekiyorum zaten. Evet, evet, evet. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar kardeşim, nasılsın? Sağ ol. Hayırlı yayınlar. Çok Muhammed Balday'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Böyle bir belediye başkanı Vakfı Kebir'e bir daha gelmez. Allah burnunu kanatmasın. Görüyor musun hizmeti Vakfı Kebir'de? Evet. Şimdi Ahmet Bey'e yönel. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, burada Perşembe günü bir tahkikat varmış. Evet. Bu tahkikatla alakalı senin binayı da kullanacakmış bu AFAD konusu. Doğru mu? Abi kullansın da niye kullanmasın? Senin binadan aşağı bu deriye ineceklerini söylüyorlar. Abi, doğru mu? Abi insinler mühim değil herhalde. Bedeli var. Ederler hani bedelini. Bir bedel vardır bu işlerde. Yoktan inmez, inmez mi? Yok. Çok ne var burada? Sıkıntı yok. Yürüsün gelsinler. Bir sıkıntı yok. Kim geliyor buraya? Mevzu ne burada? Pek şimdi dereyi boşalttık, doluyor. Ne yapacaklar burada? Senin bilgin var mı bu konuda? Şöyle biraz ayağa kalkarsan Ahmet Bey, mazeret almak istiyorum. Hem de şu şekilde. Şimdi buradaki DSE'nin çalışması. Evet. Perşembe günü burada bir AFAD tahkikatı var. 4 bakan geliyor Afrika'ya bile. Evet. Bu uyumlarımız o şekilde. Türkiye'de de müthiş bir tahkikat olacak burada. Daha önce de Afrika Belediyesi anonslar yapıyordu. Evet. Bu sizin derenin kenarında berber salonunun üstündeki binaya komple AFAD ekipleri bir tahkikatçı kullanacaklarını duydum. Kullansın abi, sıkıntı yok. Acaba bu tahkikatla bize bir yarar olacak mı ilci olarak? İlci olarak bu tahkikat tabii ki insanlar açısından AFAD olduğu zaman neler yapabileceğimiz konusunda görsel olarak bu olayı yaşayacağız. Tabii ki faydası olacak. Şimdi 4 tane bakan buraya geldiği zaman bunun haricinde de bir şey almamız lazım burada. Sayın Aydın, en azından hangi bakan geliyor buraya? İçişleri Bakanı duydum ben, başka? Ben de aynı senin gibi öyle duydum. Öyle mi? He. En büyük bakan geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana göre gelmiş geçmiş en büyük bakan. Kim bu? Süleyman Soylu'da bak. Evet, evet, en büyük Süleyman Soylu. İnşallah gelir, görür. İlçemize gelmesinden dolayı mutlusun yani. Ne demek mutluyum? Her Cumhurbaşkanı gelsin, İçişleri Bakanı gelsin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gelsin. Buraya kim gelirse gelsin ben mutlu olurum. Kim gelirse gelsin. İlle biri değil. İlçemiz tanınsın. Buranın bir reklamı yapılsın ilçenin, ilçe olarak. Tabii inşallah bu bakanlara gelip de bunlara buranın sıkıntıları anladırırsa yararlanırız bundan. Yani ilçenin bir sıkıntısı var Aydın'ım. Görüyorsun parkımıza başkan yapamadı onu. Para yok diyoruz devlette. Bir terminalimiz yok. İnşallah bunlar yapılır. Ama yani az önce Yılmaz Bey çok memnun olduğunu söyledi. Kimden? Bakmış bu Muhammed Bey'den, başkanımızdan. Hayır, şimdi ben memnun değilim demedim. Doğrudur. Yılmaz oyu verdi ona. Son dönemde ben de verdim ona aynı beraber. Şimdi ben dünya tarihinde oyu verdiğimiz adam eleştirmem hayatta. Ben eleştirmem. Oyu verdim, ben de eleştirmem. Eleştirmedim de. Ha, vermeseydim eleştirirdim çok. Ama verdiğim için ben de eleştirmem. Aynı beraber bir önce de ayrı bir yer verdik. Evet. Beraber gene aynı bu verdik en son olarak.
Doğru mu diyor? Doğru mu diyor? Doğru. Yani hizmet gelsin mi mahkeme? Tabii. Mahkeme? Hizmet eden her vatandaşın yanındayız. Kim olursa olsun. Parti önemli değil. Doğru diyor. Belediyede parti önemli değil bence Aydın'ım. Öyle mi? Tabii belediye adam önemli değil. Yani hizmet yapsın. Yeter ha, bu gelsin hizmet yapsın. Ben onu ararım. Yani bu işte millet diyor Cumhurbaşkanı iyi çalışıyor, iyi yapıyor. Türkiye çağ atlattı. Biz de atlayalım Akgöbür olarak. Sana göre bir çağ atladı mı Akgöbür'de? Biraz geç mi kaldı Yılmaz Bey? Biraz geç kaldı. Hizmet konusunda biraz oldu. Hizmet konusunda biraz geç kaldık kardeşim. Ama bu yerel yönetimin de köylere büyük hizmeti oldu. Bak bütün yolları döktü. Kapasite duvarlar yaptılar. Ama şehir olarak biraz geç kaldık. Şehir konusunda hizmet alamadık Zahir. Ben Muhammed Balda'dan geçmem. Allah razı olsun. İlk benim köyümü betonlama yaptı. İktidara geldi, ilk benim köyümü betonlama yaptı. Hiçbir zaman yanından ayrılmam, her zaman yanındayım. Hizmetinin yanındayım. Yeter ki hizmet olsun, bu gibi de bir şeyler gelsin yani. İnşallah ama Ahmet Tarlan'da sigara yakacak galiba yok, yani. Yok, o da onun yanında. Hep o, beraber... o anlamda söylemedim, merkezdeki hizmet konusunda biraz sıkıntı var gibi. Bizi kes kalını dedi işte orada, evet. Orada sıkıntı var. Ahmet Bey sigara yaktığın için sana dönemiyoruz. Ha şimdi dönebiliriz sana. Şimdi. Biz çok kezmiyoruz Aydın'ım. Ama buradan giden arkadaşlarımız buraya gelip diyorlar ki Vakfı Kebir diğer yerlere göre, ilçelere göre çok geri kaldı diyorlar. Çünkü adam soruyorsun diyor ki aynı park aynı yerinde duruyor. Aynı terminal yerinde duruyor. Doğru. Tasdik ediyorum. Bak bir şey de anlatayım sana. Tabii biz siyaset adam, biz vatandaşı, bu da bizim köylüm, arkadaşım benim. Diyorlar ki doğalgaz geldi Vakfıkebir'in yükseğinden aşağı 500 lira. Bu sene verilecek diyor adam. Biz niye bu sene alamıyoruz onu? Bizim yerimize geçti adam. Nerede arıza var? Şimdi arıza herkes görüyor. Nerede arıza var? Buranın siyasi ağırlığında arıza var. Nerede ağırlığı olacak? Bu iki tane buranın vekili var. Biri Donyalı, biri buralı. Yok mu? Var. Şimdi doğalgaz bizim ya buradan şu bizim yerimizden geçiyor. Ha burada köşesine buraya gidip verilecek bu sene. Biz ne alamıyoruz onu? Arıza bende mi? Ben dediği gibi Muhammed Balda'nın peşine gidip verdik. Yine de vereceğiz. Biz bir adamı tuttuğumuz zaman sonuna kadar. Aynen. Hayri'yi tuttuk. Durduk kaybedecek. Verdik bunu kaybetti. Kömüldük sandığı o. Bunun yan olanların %90.9'u güçsüz olacak. Vermeyecek o. Biz ya aynı verip gene gömülecek sandı o. Çıkarsa. Ya bu böyle. Bizim yapımız böyle. Ama kömüründe 7000 lira. Kömüründe onu. Ne yapacak bu sene? Soruyorum sana. Piyasa doğal en azından alırsın bile 150 lira verirsin. Ödersin. Patron edersin. Çünkü öyle bir şansımız yok. Yani şunu demek istiyorsun, bizim ilçemize de hızlı bir şekilde doğalgaz gelmesi... Herhalde istiyor. Tabii kardeşim ama şimdi. Normal değil mi gelmesi ilçemize? Sana diyorum ya. Ki bizim ilçemizin başından geçiyor, 500 alıyor onu. Yok orada var mı çazayım, bana ne ya? Aydın burada diyor. Da hastane var orada. Bizim Vakfı Kebir'e en öncelikle bir pazar yeri yapılması şart. Tamam mı? Vatandaşımız çamurda geziyor, çamurda. Öteki ilçelerin hepsinin kapalı pazar yeri var, bizim yok. Ondan sonra ikinci planda bir tane terminalimiz olması lazım. Terminalimiz yok. Bir tane parkımız olması lazım. Parkımız yok. Öncelikle 3 tane şeyi var Vakfı Kebir'in yapılması lazım. Merkeze diyorsun. Evet. Köylere yapılan hizmetler konusunda ne diyorsun? Memnunuz. Her türlü memnunuz. Başkandan her türlü memnunuz. Biz çok kezmiyoruz. Ama geçen sene Şal Pazarı'nı ve Tonya'nın yaylarına çıktım. Kardeşim bak. Evet. Bütün yaylara beton dökülmüş Aydın'ım. Bütün yaylalar. Bak bütün yaylara beton dökülmüş. Bizim Karadağ yaylasında söz verilmiş galiba. Söz biz de konuştuk Salih Bey'le. Salih Bey derken Trabzon milletvekili evet, Salih Çoralı. Evet, Salih Çoralı. Konuştuk. Ne dedi? Bak halledeceğiz dedi. Ama ne zaman? Karadağ yolu değil. Süresi bakacağız seçime kadar herhalde. Ama bak her yerin yaylı yolu dökülmüş. Salih, Tanya Belediye Başkanı, mesela Vakfı Trabzon Belediye Başkanı, Sayın Salih Çoro.
Konya Garı bütün her yeri yaptı. Dere kenarı liste etti. Hepsini yaptı çıktı. Her yer dökülmüş asfalt. Yayla yolları. Tabi yayla yolları. Ama bir şey söyleyeyim sana Ahmet Bey. Bu Karadağ yolu güzergahı konusunda da bir şey var ilcede. İşte Rıdvanlı, işte sizin oradan çıkan yol, Kavalik yolu diyorlar. Törögözlü, Mısırlı, Bağlandı yolu diyorlar. Hamzalı yolu diyorlar. Bunun ana caddesi, ana yolu neresi? Şimdi sen diyeceksin bana ki, sen komandır. Ben sapına kadar komandır alayım. Bu yolun da oradan dökülmesi lazım. Ben sana samimi. Ama Törögözlü'ndeki adam nasıl gelip de komandoya çıkacak bir daha yakın? Hayır, orada dökülsün. Heh, şimdi. Orası, ben illet demiyorum ki. Komandara güzel daha dökülsün da Törögözlü ballı dökülmesin. Hiç alakası yok. Her yeri dökülsün. Çünkü onlar her yeri döküyorlar. Her koldan dökü çıkıyorlar onu oraya. Peki bir şey söyleyeyim. Bu yolun karayollar ağına alınması lazım. Şimdi Ormaniye'de ya bu Karadağ yollarının. Evet. Yani Rıdvan'da da gitsen Ormaniye'nin yol ağında. Tamam. Mısırlı'dan, Dürögözü'nden de çıksan, tamam. Hamzalı'dan da çıksan, çarşı başından da kaldırım yarasından çıksan, Ormaniye'nin ağında. Evet. Karayollarına hızlı bir şekilde tamam, alınıp, karayolları bunu bir projelendirmesi gerekmez mi? Şimdi kardeşim o prosedür olarak benden anlamam da. Sen onu diğer taraftan Ahmet Bey diye Trabzon Büyükşehir Belediyesi vatandaş soruyor. Ne iş yapıyor, niye almıyor? Niye abi yapıyor? Trabzon Büyükşehir Belediyesi yatıyor. Nasıl? Uyuyor, uyuyor. Akçapatın bu tarafı uyuyor. Belirli kesim alıyor. Nere veriyorlar? İşte Şalbaz adlı adamım var. Alıyor. Bize geldi mi 3 araba 5 araba yok. Adil adama Şalbazarı. Tabi Şalbazarı kendi. Temsilcisi Büyükşehir 2. Başkanı. Tabi. Cumhurbaşkanı da çok iyi adamı. Tabi çok iyi adamıdır. Ama inşallah şikayet edilecek. Ben edeceğim onu. Ben Allah'ın izniyle elimle bir şey geçer geçmez bilmem. Ama adlı adamın tabi belediye başkanımız buradadır. Onları daha iyisini bilir ama bizim ilçemiz hiçbir yardım olmadı. Ben duymadım. Büyükşehir'in ilçemize yardım etmesi konusunda talep var diyorsun. Bilhassa şimdi vatandaş tam bu konuda bilgiliydi. Yoksa ama bilgilerken herkes ayağa kalkar. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Trabzon Büyükşehir Belediyesi her ilçede bir temsilcisi olması lazım. Arz talepler oraya gitmeli. Yani şu anda Vakfı Kebir'de, örneğin Vakfı Kebir'de olduğumuz için Büyükşehir temsilciliği bürosu olması lazım. Orada arz talepleri iletmek lazım. Öyle mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle olması lazım. İnanıyorum ki bizim belediye başkanı da oraya kesin iletmişti taleplerini. Şahsi fikrim. Bilmiyorum. Ben belediye başkanı görüşmedim. Bana sorarsan alamıyor. Vermiyor bu tarafa adam. O adam bizim buraya vermiyor. İlçeye bir yardımı Büyükşehir'in yok. Ben duymadım ve görmedim. Duyan varsa sen gazetecisin, uğraşıyorsun. De bana ki şu Büyükşehir şunu mahkemeye verdi. Ben duymadım. Ama dediğin gibi bizim orada temsilcimiz yok. Bir orada Büyükşehir Daire Başkanımız var ama herhalde halk ilişkiler sorumludur. Bunu tahmin ediyorum ben. Böyle ağırlıklı olan birisi orada yok ve en orada ağırlıklı olan kişi Adil Adaman'dır. Şalbazarı'nı uçuruyorlar. Tonya'ya veriyorlar. Evet. Bizim burada yok. Bizim buraya vermiyorlar. Bizim buraya vermiyorlar. Şimdi şu eksiklik ben anladığım kadarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin burada 3 tane şeysi var. 4 tane mi ne? 500 üyesi var. Fakat her, büroları yok. Her belediyede var. Büroları yok. Temsil açısından bir sıkıntı var. Hayır, arz talepler konusunda. Temsilciden birisi var mı diyor herhalde? İskender mi diyorlar burada? Büyükşehir'i. Var. Belediye başkanı da var. Yani belediye başkanı daim temsilcidir. Öyle mi? 3 kişi Ali Tanrıverdi var. Kar. İsim verim yerim de. Yani, ha, tamam işte. İşte. Bunların mesela arz talep oluşturma konusunda bir eksiklik var burada. Ya tabi onlara prosi olması lazım. Büyükşehir'e ait burada. Vatandaş giri tevhidin anlatması da lazım orada. Mesela benim gördüğüm bir de şunu yapmak lazım. Vatandaşı bu konuda bilgilendirmek lazım. Şimdi her şeyi Büyükşehir'e, eskiden öyle değildi. Şimdi her şeyi Büyükşehir. Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir. O da ne oldu? Orada da var mı yok mu bilmiyorum ama. Ya şimdi görüyorum ben. Arabamla geziyorum. Şalbazar'a geziyorum. Büyükşehir Alpacık Gölü Köyü'ne geldim. Şey var ya Ahmet Bey, Büyükşehir ilçelere bütçe yapıyor. Bak bizim mesela diyelim 5 trilyon, of 10 trilyon yadırım. Bu yadırımlar konusunda burada mesela kitap basıp mahalle muhtarlarına, sivil toplum örgütlerine mesela Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin diyelim 5 trilyon vakfiyem yadırımı var. Bu yadırımı yani oradaki temsilcilerden ziyade arz talepler üzerine yapılması gerektiğini düşünüyor vatandaş. Siz de aynı görüşte misiniz? Aynen o görüşteyim. Aynen seninle de görüşündeyim ben de. Tabi bunları bildirin lazım. Dediğim gibi muhtarlara,
bunların muhtemelen köylere aydınlatması lazım. Mesela şunu soruyor vatandaş, diyor 2023 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin vakfiye birdeki ayırdığı para, bütçe mesela örneğin 10 trilyonu vatandaş arz ve talepleri üzerine yapılması gerektiğini söylüyor. Siz de katılıyor musunuz buna? Ya niye katılmayacağım? Onların bizi yetmez ki onların bizi vakfiye biri. Mesela diyorum ben karşılığını oldum. Yani tamam doğru var. Da he. Yani herhalde yapılması lazım. Yani şeffaf olması lazım. Paranın, yadırımın nereye gidiyor, nasıl yapılıyor konusunda. Büyükşehir şeffaf bizim ilçemize değil. Şeffaflık gösteriyor bizim şehire. Bizim ilçemize bunu yapmıyor. Yani bizim ilçemize. Bana göre hiçbir şey gelmiyor. Belediye kendilerinden burada yağla kavruluyor burada. Bana göre öyle. Tamam. Sultan ne aldıysa o. Bir de Büyükşehir'e siz oy attınız biliyorsunuz değil mi? Efendim? Büyükşehir'e oy attınız. Attık. Tanıyor musun Büyükşehir Belediye Başkanı? Hiç tanımıyorum, bir daha atmam. Elimden gelip engellemeye çalışacağım hani kendi dostlarımı. Benim şahsi menfaatimi çıkarım diyor. Ben partici değilim. Ben adamcıyım, bir de milliyetçiyim. Öncelikle ilçeme gelecek. Hiçbir hizmet yapmadı benim ilçeme. Tabii bunu Tebanagi yaptı, utandır beni, kabul ederim ben onu. Ben bilmiyorum. Büyükşehir ne veriyor, ne vermesi lazım, kime vermesi lazım ben bilmiyorum. Ama Büyükşehir'in şu an ilçemize yaptığı bir kar yok. Ben duymadım. Duyan var mısın? Ya şu yol ağızlarında, şu İmam Hatip'in yol ağzında, büyük limanla Kemaliye'nin bir köprüde araba gidiyor, o kadar taşı çekiyorum. Zorla Sadık Aydın'a döktürdük orayı. Bir araba şey, asfalt. Tam köprüden iniyorsun, köprüye biniyorsun. Ana yolda köprüye geçiyorsun. Kası sonmuş onu sürekli. Yok diyorlar. Sadık 10 sefer, söyle sorabiliriz zaten. 10 sefer ben buna söyledim. 10 sefer. Çocuk son anda döktü onu. Böyle bir şey yok. Bunlar büyük şey. Büyük şey ilgilik yapıyor. Akçapa'dan o yana bir taraf, burası bir taraf. Buraya da yaptığı zaman işte Çalbazar'ı kendi adamı var orada. Alıyor. Konya'ya Salih Çoray'a hüküm ediyor. Bizim buraya da Mahmut Palla belediye başkanı. Bizim vekilimiz de ne yapıyor bilmiyorum. Ankara'da. Yani bizim vekil olduğumuz için insana çok ses çıkartmıyor değil mi? Şimdi bir taşı var. Adam diyor ki işte ben hakkı sözlüyüm. Arkasından konuşmam. Diyorum diye ki sende vekilim var diyor. Versin diyor adam. O niye vermiyor? Herkes aynı söylüyor. Versin diyor. Oranın da vekili var. Doğru. Oranın da vekili var. Şimdi Salih Çora Tönyi'ye varken Adil Adama Şalbazar'a verirken bizim vekil de buraya versin. Ama talep olacak. Ya talep hep burada, belediye başkanı burada. Tabii bir şey talep. Bizim de adamımız var. Tamam da mesela nasıl yani önce Yılmaz sence, Bey dedi ki. Sence talep etmiyor mu belediye başkanı vekilden? Etmiyor mu? Bana göre ediyordur. Bana göre ediyor. Niye etmesin ki? Yani, cebimizin. Bu adam uğraşıyor. Bak Allah'ı var. Bu adam uğraşıyor. Bu adam dediğin kim? Belediye başkanı. Muhammed Bey. Herhalde. Yani genelde bayağı uğraşıyor diyor. Ya uğraşıyor da bu. Ama imkanlar yok. O da şimdi kendi... İmkan derken ama İttihat Partisi Ahmet Bey. Para var. Kim verecek? Kim verecek de parasını? Bütçeden sen para. Alacaksın işte. Birden alacaksın. Bütçeden para yok yani. Hatta mazot yok diyorlar belediye. Mazot veremiyor falan. Böyle İnanmıyorum şey. Ben ona. Mazot Fuzuli yerlere yok. Mazot niye olmasın ki? Nereye yok? Fuzuli ahmak işlere mazot yok. Ya o zaman doğru, vermemesi doğru o zaman. Herhalde tabii. Adam şimdi şahsını istiyor, abi yolunu bul. Ne diyecek başkan? Mazot yok. Ama o da vatandaş. O da, şimdi, o da bütçeden pay alıyor ama. Nereye? Mesela sen vatandaş olarak senin... Mesela ikametgah var ya, karşıki tabloda diyor ya, bak şu anladım. Karşıki tabloda. Diyor ki şu karşıki tabloda ikametgahlarınızı vakıf gibi alın diyor. Yani niye para gelmesi için? Sen vatandaş olarak sana bu para geliyor. Bak şimdi. Sen bunu talep ettiğin zaman sıkıntı mı oluyor bir hizmet karşılığında? Çok doğru. Bak bu adam 2 sene 3 sene önce mi ne? Peki biliyorsun makinasını makine kiraladı. Bütün yaylalara yol olmayan evlerin hepsine yol vurdurdu. Kim? Belediye başkanı Muhammed Bey. Hepsini yol vurdu, hepsine. 500 kararı var mı? Onu bilemem. Ben orada değilim ki. Yapılar ben vatandaşım ya. Ben. Ben gördüm. Sen dedin ya ki işte. Bu adam da dedin işte. Şahıs Turan'da yapması lazım diyorsun da. Evet, evet. Numarası lazım. Doğru. He. Her zaman mı yapacak? Adam bunu yaptı. Ha, talepler doğrusu yaptı diyorsun. Yapmadı mı? Yapmadı mı şey? Arkadaşlar. Yaptı. Yerlerde yapmadı mı Cengiz? Yaptı. Herkesin kapısına yol vurmadı mı yayılardı? Yaptı. Kimse adında 1 lira almadı. Milletin duvarlarını yaptı. Yaptı.
Yaptı ama şimdi bu esnada dünyanın bir durumu var. Görürsün denge dünyayı. Toplu hizmetlere ağır para gelmesi lazım diyorsun öyle mi? Bir ağır proje. Abi. Ben sana bir şey diyeyim. Mustafa Bey ne diyor? Muhammed Bey'e ne zaman gidersen ulaşırsın. Belediye başkanı. Adam elinden geldiğini yapıyor. Ama imkanı o kadar adam. Tamam da şimdi bir de mesela şehir merkezinde aşırı derecede talep var. Mesela ağır projede mesela bazer yeri, terminal, park konusunda da vatandaşın talepleri var. Ama sahildeki dolgun malzemesiyle ilgili projenin dilek hali var. Park sorunu ortadan kalkıyor. Pazar yeriyle ilgili Kemalya'nın arka tarafında yani deniz tarafında pazar bir proje. Pazar yerini yapacak gidecek oraya. Yani burası orası şey, Mal Müdürlüğü'nün orası da belediye devletme. Yapacak burayı. He. Ama geç kalmış sanki gibi projeler. Çok da geç kalınmadı. Bir de şu var, belediye çok anlatamıyor sanki bu projelerin böyle, değil mi Ahmet Bey? Yani bir, mesela bunları biz biliyoruz. Ha ben konuşuyorum ha. Mesela anlatıyorum. Ama biraz maddiyat lazım buna, değil mi? Öyle mi? Anlatmaya bir sürü buranın yerin pasını var ya. Sen de bir yerde çalışıyorsun. Toplar sizi, yaparsınız bunu. Gazeteci var burada, gazete basımı var burada. Ver, ya yapıyor da. İnsan en azından yapabı olacaksın, doğruyu konuşacaksın. Ben sana söyleyeyim bunu. Konuşmak her işten olacak. Ben sana ne dedim az önce? Ben partici değilim. Ben adamcıyım. Gelsin buradan, şunların biri çıksın, desteklerim onu. Şun biri çıksın, beşini desteklemem. Şalba desteklemem, şalba zarar değil. Ben milliyetçiyim. Ama tabii insan olarak da istiyorum ben. Az önce saydım. Bir pazar yeri. Yok abi. Millet derdi ki bıçakçı. Çok çamur, çok gelişen. Işte, millet derdi bıçakçı. Öyle yaptı, böyle yaptı. Ben geçen sene servi çöküyorum oradan aşağıya, saptım pazar yeri. Abi mükemmel olmuş. Altta otobar. Mükemmel. Acam hazır. Açtı adam. Bana ne devlet olan sorunu? Beni sorun enderes etmez ki. Ben orada gördüğüme bakıyorum. Sıkındı, yapılmadı. Ben ama belediye başkanı söyledim onu defalarca. Bir parkımız yok. Ama bunlar işte şu anda mevcut olan başkanımızı eksi yazılıyor. Eksi, Mustafa Bey. Ya çok eleştiriliyor başkan bu konuda. Ne dersiniz yani? Diyor geç kalındı diyor. Başkan da diyor ki projelendirdik diyor. Mesela bazı yerinin projelendirmesini yaptık diyor. Bunları anladın diyor. Mesela bir gecen ben de biraz en çok eleştiren yani hizmet konusunda diyor ki bunları diyor anladın diyor. Mesela biz de anlatıyoruz ama vatandaş biraz sabırsız mı? Vatandaş olarak sabırsız evet. Yani bunlar aslında güzel projelendirilmiş, hazır. Evet, işte maddiyat geldiği zaman başlanılacak. Ama vatandaş biraz sabırsız gibi böyle. Aynı izlenime vardık biz. Ahmet Bey. Efendim. Biz sabırsız mıyız bu konuda? Projeler hazır. Ama siz dediğiniz bakan düzeyinde, vekil düzeyinde müdahale edilmesi lazım. Şimdi kardeşim bak. Belki belediyenin dolapları proje tutulur. Vatandaş ona bakmıyor. Nereye bakıyor? Yanına bakmıyor. Vatandaş... Ben çırağı da. Bak şimdi. Heh. Bu işi burada layık gördük. Yapılıyor demek. Bak şuraya bak, baksana şuraya çek. Çekiyorum. Bak yapılıyor, bak buraya. İstendiği zaman bu işler yapılıyor. Değil mi? Yapılmıyor. Evet, evet, evet. Bak buraya. Ne var burada? Akbat, yapacak tatbikat. Yapacak tatbikat. Evet. Buyur. Demek alınıyor. İstendiğim bu işler oluyor. Evet. Ben anlamam. Ben işte belediye başkanı, ben Ankara'ya gitmem. Onların sorunu. Git alı gelecek. Biz de bakacağız. Bak adam, park yaptı. Pazarlar yaptı burada. Terminal mükemmel. Çok şahane. Biz onları biliriz. Vatandaş onu bilir. Ha, meşhuriyesi var ise tabii onu bilir onu. Biz bilemeyiz. Ben sadece gördüğüme bakarım. Belediyenin borcu var. Beni asla endarası etmez. Ayrı Bey'e gitti. 8 lira borç varmış. 8 lira ne diyor bilmiyorum onu. 10 lira olma ne? Ne oldu? Belediye devam ediyor yine. Sürekli devam ediyor. Belediye var sürekli var. Süreklilik. Ben o işten anlamam. Biz yapılana bakarız burada. Bu yapıldı mı? Bak. Bak şu burada arabaları. Gelsene bir de arabaları burada. Bir şey var burada. Canlılık var. Aa, demek yapılıyor bu. Yani Türkiye'nin en büyük AFAD tatbikatı burada yapılacak. Bitti işte burada yapılacak. Perşembe günü. Olduğu zaman istendi mi oluyor. İstesinler buraya bak da hemen yaparlar. Aa geldi. Dört bakanı görüyor Ahmet dedim Bey, bana. Buyur. AFAD ekibi gelecek, dört bakan gelecek söylentileri var. Yani duyduğumuz konularda. Yani Trabzon ve Türkiye'de ulusal televizyonlar da çıkacak. Ama ilçemizin böyle yapılanmasına bakıyorsan binalara köhne gibi mesela şöyle bir göstereyim. Bak şu pazar yerindeki mesela diğer taraftan şu aşağıki tarafta diğer arka tarafımızda size ait olan binaların biraz ötesinde bu ilçemiz için
çok hoş olmayabilir. Ne diyorsunuz? Dünyada ekonomik krizi olduğu gibi Türkiye'de de var. Bizim ilçemizde de var. Danya'ya gittin mi? Tabii. Gidiyorsun değil mi? Tabii. Ne yaptı buranın belediye başkanı? Boyalandırdı, güzelleştirdi. Şimdi şu bina yapılmaz mı? Şakarçı gibi bina. Şu atlayıp yıkacaksın onu. Koyacaksın, çok şahane bir çesim vereceksin oraya. Olmaz mı sence? Olur, olur. Şuraya yapılmaz mı? Bak şuranla yapılmaz mı? Yapılır. Binanı yık. Evet. Yapılanı güzelce onar onu. Vatandaşa talep et parasını. Hayri Bey'e geldi en son dönemde dedi ki burada ya yapın ya biz yapacağız dedi. Bizim de birimiz oyluydu aynı ölçüde. Şekilde yaptık onu. Ya vatandaş kurumlar, devlet kurumları icice mi yapmak lazım bunu? Ya şimdi önce belediye talep edecek vatandaştan. Şu evini yap. Yapmadın. Ben yap, o yap, o yapsın. Ne yapsın? Su faturası var. Kursun alsın onu ondan. Atacaksın ekonomik kriz. E bak o kadar çekeceksin ama. Öyle değil mi? Kriz i̇yi, kriz de. İyi sohbet ettik Ahmet Bey. AFAD kapsamında tahkikatla ilgili girdik. En azından Vaf Gebri'yi de konuşmuş olduk. Fikir ve düşüncelerinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle dedim. İnşallah AFAD günü görüşürüz. İnşallah AFAD günü görüşürüz. Sağ olasın. Hoşçakalın.